Herkese selam, ben Buket Sena. Bugün Gratis'in kanalındayız ve Beaulieu'sin Beautyverse koleksiyonunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak size ojeleri göstermek istiyorum. Çünkü şu anda tırnağımda var. Hatta belki girişte gözünüzde almış olabilir. Çünkü çok güzel şekilde parlıyorlar. Böyle biri mor, biri pembe, biri lacivert olan 3 tane oje var seride. Benim şu an tırnağımda olan renk bu. 809 Blue Planet rengi. Ben siyah ojenin üstüne sürdüm ve böyle gördüğünüz gibi çok güzel galaksi gibi duran tırnaklarım oldu. Şimdi isterseniz makyaja başlayalım. Ben bayağı heyecanlıyım çünkü farklı renkleri sevsem de günlük hayatımda genelde daha düz makyajlar yapıyorum. Ama bu seride şöyle biraz da göstermek istiyorum. O kadar güzel, canlı ve farklı renkler var ki bir an önce denemek istiyorum. Hatta spoiler vereyim, eyelinerımız ve rimelimiz de renkli olacak. O yüzden bir an önce başlayalım ciltte. İlk önce bazımızla başlayacağız. Bazımız da gördüğünüz gibi çok güzel bu arada. Bu renkleri genel olarak böyle makyaj çantamda taşımak benim çok hoşuma gidecek çünkü aşırı estetik duruyorlar. Şöyle rujları da göstereyim. Hatta isterseniz renklerine de bakabiliriz. Evet, çok benlik tonlar. Özellikle bu benim günlük hayatta kullanmayı çok sevdiğim bir renk tonu. Göz makyajı için de bu arada farlar dışında bir tane eyelinerımızla böyle maskaramız var. Bunların renklerine de bence bayılacaksınız. Bildiğiniz neon ve lacivert. Bilen bilir, makyajda kırmızı rengi göz için bulmak çok zor. Kırmızı far en zor bulunan far rengi. Ama elimizde kan kırmızısı bir eyeliner var şu an. Hatta rengini elimin üzerinde de göstermek istiyorum. Kuruyunca bir tık daha koyu oluyor bu arada. O hali de bu halde çok hoş bence. Sonrasında kapatıcılarımız. Kapatıcıda ben sünger ucu çok seviyorum. Çünkü gözümün altına çok böyle nazik bir şekilde uygulayabiliyorum. Cildime de aynı şekilde. Bence çok pratik oluyorlar. Bunları da denemek için sabırsızlanıyorum. İlk olarak bazımı süreceğim. Bazım ışıltılı bir baz şimdi. Siz de uygularken göreceksiniz. Tüm cildime güzelce uygulayacağım. Ben bu arada elimle uygulamayı daha çok seviyorum. Tabii ki fırça da tercih edebilirsiniz bu aşamada. Ama bazıları elimle daha güzel yedirebildiğime inanıyorum ben. Şu parlamayı umarım görüyorsunuzdur siz de. Sırada fondöten var. Cildimin biraz kusurlarını kapatıp rengini eşitlemek için fondöten uygulayacağım. Cildimi yaymadan önce saçlarım çok önüme geldiği için onları halledip hemen geliyorum. Şimdi fondötenimi yayıyorum. Şimdi sırada kapatıcı var. Kapatıcı benim en sevdiğim makyaj malzemelerinden biri. O yüzden bu kapatıcı için de çok heyecanlıyım. Ve şu an keşfediyorum. Ben direkt süngerden ürün geliyor sanıyordum. Ama hem buradan uygulayabiliyorsunuz ve buradan da yaymak için süngeriniz var. İlk defa böyle bir ürün görüyorum ve çok hoşuma gitti. Hem göz altıma hem sivilce izlerime süreceğim bu arada. Hepsini güzelce kapatacağız. Şimdi kapatıcımı yayarken Gratis'in bana birkaç sorusu varmış. Onları birlikte cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Açıkçası beni çok heyecanlandırıyor çünkü dediğim gibi farklı renkleri, farklı makyajları çok sevsem de günlük hayatta daha tek düze makyajlar yapıyordum ben. Ama artık işte böyle lansmanlarda vesaire göre göre ya da internet dünyasında, metaverse dünyasında göre göre böyle biraz denemeye başladım. Ya da hatta filtreler mesela çok etkili oldu. Çünkü normalde yapmayacağım bir şey bir filtrede deniyorum ve o renk, o makyaj çok hoşuma gidiyor. Bunları gerçek hayatta denemeye başladım. Ve beni heyecanlandırmaya başladılar. Çünkü kendimi farklı bir renkle, farklı bir makyajla görmek çok hoşuma gidiyor genel olarak. Süngerin hissiyatı çok güzel. Bir yandan emmiyor, bir yandan yayıyor güzel şekilde. Bir de şeyi çok severim ben böyle pratik ürünleri. Çantamda fırça taşıyayım, sünger taşıyayım sevmiyorum. Bunları kameraya da alalım. Aynen. Evet. Bu arada sünger çok hoşuma gitti. Çünkü başta şey diye düşündüm hani küçük rahat yayabilecek miyim? Ama hem ürünü emmedi hem de çok güzel şekilde yaydı ve küçük olması göz altıma da çok rahat sürebilmemi sağladı. O yüzden çok pratik. Her kapatıcıya lütfen bundan bir tane eklersin. Makyaj çantasına ben fırça, sünger vesaire taşımayı çok sevmiyorum ya da böyle direkt koyduğunuzda çok hijyenik de olmuyor. Bunun kapağı da var. Üzerine kapatıyorsunuz direkt. Yanınıza hiç fırça, sünger almadan kapatıcınızla her şeyi uygulayabilirsiniz. Şimdi elimde Beaulieu'sin bronzer'ı var. Onu uygulayacağım yanağıma ve gözümün katlanma bölgesine de uygulayacağım. Şimdi yine far paletimizi açtık. Dediğim gibi isimleri de çok güzel. Şimdi avatar rengini süreceğim gözüme. Direkt katlanma bölgesine zaten bronzer sürmüştüm. Şöyle göz kapağımın tamamına avatar rengini geçeceğim. Evet, avatarımı sürerken şimdi ikinci sorumu cevaplayacağım.
Şöyle ki ben önceden biraz daha şöyle düşünüyordum. İşte renkli makyaj yapayım ama festivallerde yapayım ya da özel bir günde bir lansmana giderken yapayım diye düşünüyordum. Hala %100 gerçek hayatıma, günlük hayatıma uyarlayamadım ama şu an şöyle düşünüyorum. Bu renkler var, dünyada sonsuz renk var ve neden biz bu güzel renkleri, canlı renkleri her gün kullanmayalım? Bunların, bu makyajların renklerin sınırı olmadığını fark ettiğimden beri açıkçası her gün farklı bir şey denemek istiyorum ya da farklı bir şey sürmek istiyorum. O yüzden bu dijital renkler hayatımıza girdiği için çok mutluyum ve her gün farklı bir şey denemek şu an beni çok heyecanlandırıyor. Mesela o günkü kombinime göre bir makyaj yapmak, o gün giydiğim şeye göre makyaj yapmak ya da mesela yüzümle şu an ojelerim çok uyuyor, bu renkleri uydurmak genel olarak çok hoşuma gidiyor ve insanlar da fark ediyor bu arada. Yorumlarda siz de fark ediyorsunuz ya da günlük hayatta insanlardan da genelde bu renkleri böyle uydurup güzel renkler kullandığımda çok güzel sözler duyuyorum. Şimdi burada gördüğümüz distopya rengini uygulayacağım. Distopya gerçek hayatta da bu arada. Genel olarak filmlerini, kitaplarını okumayı sevdiğim bir tür. Bunu alıyorum minik fırçama ve göz fonarıma sürüyorum. Çok güzel bir renkmiş bu da. Dediğim gibi kırmızı farda genel olarak göz ürünlerinde en zor bulunan renk olduğu için Doru ve Nadir'i sevdiğimizden kırmızılarla dolu bir makyaj oluyor. Evet, şu an elimde duran ürün belki de beni serideki en heyecanlandıran ürün. Başta da gösterdim zaten size. Kırmızı bir eyeliner var şu an elimde. Eyelinerimi sürerken diğer sorumuzu cevaplıyorum. Açıkçası dediğim gibi ben makyaj konusunda biraz daha böyle risk almayıp sakin takılıyordum genel anlamda. Ama artık bu uçsuz bucaksızlığı gördüğümden beri diyorum ki neden risk almayayım ve neden onlardan ilham almayayım. O yüzden şu andan itibaren gördüğünüz gibi şu an elimde kırmızı eyelinerla artık almıyorum desem yalan söylemiş olurum. Artık alıyorum. Bugün de şu an yüzümde gördüğünüz makyajı ondan ilham alarak yapıyorum. Umarım yaklaşırım. Kesinlikle renklendirecek diyebilirim. Çünkü zaten dediğim gibi kırmızı eyeliner, lacivert rimel yani renklendirmeme gibi bir şansı yok. Ben ama yine ilk aşamada kendime uyarlayıp yapacağım. Atıyorum siyah rimelimle kırmızı eyelinerımı süreceğim ya da siyah eyelinerımla mavi rimelimi uygulayacağım. Yani aslında kendi o günlük yaptığım şeylerle seriyi harmanlayacağım diyebilirim. Çünkü genel böyle günlük makyajda hafif bir şey patlayınca benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden özellikle bu ikisi makyajımı çok güzel patlatacak. Hazırsanız şimdi rimelimi süreceğim. Ben önceden lacivert rimel çok seviyordum. Ortaokula giderken hatta bir kere... Ben aslında kullanıyormuşum ya. Ortaokula ben lacivert rimelle gitmeye çalışmıştım ama tabii ki öğretmenlerim çok hoşuma gitmemişti. O zamandan beri renkli rimel sürmedim ve şu an çok uzun zaman sonra ilk defa süreceğim. Rimele bayıldım. İlk olarak etkisi, zaten etkisini bence söylememe gerek yok çünkü ne kadar tek tek ayırdığını ve önceki sonraki halini siz de görebiliyorsunuzdur. Onun dışında günlük hayatta kullanabileceğiniz renkler, yani gerçi isterseniz çok canlı renkleri de günlük hayatta kullanabilirsiniz ama benim gibi daha yeni yeni atılıyorsanız renkleri bu şekilde kullanmaya, bir yandan renkli duruyor, yakından bakınca lacivert olduğunu anlıyorsunuz ama bir yandan da kirpiğinde farklı bir şey var hissiyatı vermiyor. Uzaktan daha yine böyle koyu bir renk bir şey sürmüşsünüz gibi duruyor. Çok sevdim. Çok sevdim rengini. Şimdi diyorum ki biraz parlaklık ekleyelim. O yüzden aydınlatıcımı süreceğim. Bu da Beardist'in aydınlatıcısı. Krem bir aydınlatıcı. Hem yanaklarımın şu elmacık kemiklerimin üzerine süreceğim hem de kaş altımı aydınlatacağım. Daha şöyle hafifçe burnumun üzerinde aydınlatabiliriz belki. Artık parlıyoruz da. Bol bol sürdüm her yerime. Hatta şey yapıyorlar ya böyle buralara da sürüyorlar. Onu da yapalım. Metaverse evrimi. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz şu an. Abartmış, şimdi bacağıma da sürüyormuşum. Evet, parlıyoruz. Elimde iki tane ruj var. Şimdi hangisini sürsek? İkisinin de rengi kişisel olarak benim sevdiğim renkler ama makyajımıza göre karar verelim. Bu eyelinerımız da çok uyuyor. Bence bunu sürelim. Ya bu mesela günlük hayatta benim daha çok kullandığım bir renk ama bu da çok güzel ve eyelinerle çok uyuyor. O yüzden bunu süreceğim. Rujumu da sürdüm ama bir farklılık yapacağım. Çünkü zaten farklı bir makyaj yapıyoruz.
Burada gördüğünüz, gözüme sürdüğüm distopya rengini dudaklarıma da süreceğim. Bunu da son sorumu cevaplarken yapacağım. Açıkçası benim için Beerus'un Beatverse koleksiyonunun ilk ifade ettiği şey renk. Çünkü renkleri çok seviyorum ama dediğim gibi biraz korkaktım ama elinizde böyle palet varken çok da korkak yaklaşamıyorsunuz. Şu an benim yaptığım gibi dudağınıza bu rengi sürüyor oluyorsunuz. Çok güzel oluyor bu arada. Devam. Rengin yanı sıra Metaverse kelimesinin anlamı olan, daha sonra Meta'nın anlamı olan sonra ve öte kelimesini de bana çağrıştırıyor. Çünkü baktığımda sanki gelecekten 2050'den bir makyaj koleksiyonu hissiyatı veriyor renkleriyle, bu dijital yazı yapısıyla. Yazıların dokusu bile böyle dokunduğumda o hissiyatını alıyorum ve genel olarak ambalajları hissiyatı çok hoşuma gitti. O yüzden sanırım sonra öteyi de söylemek istiyorum Meta'nın anlamı olan. Son kelime de farklı çünkü bilmiyorum bu videoda beni tanıyan insanlar mı izliyor ya da beni tanıyor musunuz ama yaklaşık 9 yıldır video çekiyorum ve beni ilk defa böyle görüyorsunuz. İlk defa bu kadar farklı bir makyaj yapıyorum sanırım. O yüzden farklı demek istiyorum son kelime olarak da. Bu yüzden benim için Beautyverse'ü tanımlayan 3 kelime renk, sonra, öte ve farklı. Son olarak da Stop It spreyimi sıkacağım. Ben makyajımı aşırı sevdim. Çünkü benim şu an hem dışarı çıkıp günlük hayatta kullanabileceğim bir makyaj, hem de günlük buketten, günlük benim kendi oturmuş makyajımdan farklı bir makyaj. Tam o istediğim arada tutturmuş olduk bence dengeyi. Makyaj benim çok içime sindi. Umarım sizin de sevdiğiniz ve ilham alabildiğiniz bir makyaj olur. Beautyverse serisini ben çok sevdim. Renkleri olsun, dokuları olsun, özellikle ambalajları beni çok etkiledi. Dediğim gibi makyaj çantamda çok severek taşıyacağım ürünler olacaklar. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ben de düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Gratis'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum.